TRT'den Mutlu Günler Nazlı Kıllı Hayatı Keşfet programıyla sizlerle birlikteyiz. Yaz aylarına girmemizle birlikte aslında seyircilerimizden de birçok talep geldi. Yaz aylarına nasıl beslenmeliyiz? Hüseyin Hocam ve Büşra Hanım'dan fikirlerini alabilir miyiz diye. Bir talep üzerine de biz bu konuyu konuşmak istedik. Konuğumuz Büşra Pehlivan ve Hüseyin Nazlı Kıllı bizlerle birlikte. Hocam aslında zorlu bir kış geçirdik. Kimimiz karantinada, kimimiz Covid geçirdi. Kafalarımız karıştı. Yaza geldiğimizde de aslında ne yiyeceğimiz, ne içeceğimizi bilemez haldeyiz. Bu metabolizma sürecini sormak isterim size. Mevsim geçişlerinde metabolizmamız değişir mi? Kesinlikle. Yani sirkad ritmi gün içinde değişken olduğu gibi yılın mevsimlerine göre de bir değişkenlik sağlıyor. Özellikle yaz aylarının gelmesiyle beraber insanların birçok farklı beklentileri meydana geliyor. Kışın dikkat edilmeden alınan kiloların daha yaza başlamadan hızlı kilo vereyim, sonra işte tatil beldesinde vücut görünümün düzgün olsun diye hızlı verilen diyetlerle, diüretik ilaçlar kullanılarak yapılan bir durum söz konusu. Ya da yaz mevsimi ortaya çıktı. Bu biçiminde zaten belli hareket edeceğim. Günümün belli bir zaman dilimini dışarıdayım. O zaman da kaçamaklar yapabilirim yaklaşım içinde olduğunu biliniyor ama gerçek öyle değil. Hele hele bu Covid pandemi süreciyle beraber hareketsizlik, hele hele şu an deniz sahillerine baktığınız zaman yerli turistin suya girmesinin yasak olduğu, turistlere açık olan bir durumda ve de kış aylarında yeteri kadar vücudumuzun ihtiyacı olan eser element, vitaminler, mineralleri almamış olmamız, güneşte uzak kalmakla beraber vitamin K, vitamin D eksikliğinin bunun immün sisteme yaratmış olduğu rahatsızlıklarla beraber yazın insanlara çok daha farklı beklentiler ortaya çıkıyor. Her mevsim geçişinde doğa aslında bize her mevsime uygun çok olağanüstü zenginlikte sebze, meyve ya da belli gıdalar sunuyor. Dolayısıyla hangi besini ve hangi gıdayı mevsimde ne kadar doğru tüketirseniz vücudun onda faydalanması çok da optimal durumdadır. Yani örneğin sizin kışın yiyeceğiniz bir domates ile şu an yaz mevsiminde tüketeceğiniz bir domates görünüşte gramajı aynı olsa da İçindeki belki kalorin değeri benzer ama besleyici özelliği olan likopen, içindeki vitamin C, magnezyum, çinko açısına baktığınız zaman yazın tüketeceğiniz bir domatesle kışın tüketeceğiniz domates arasında uçurumlar var. Yani görüntüsü birbirine benzeyen ama besleyicilik anlamda vital gıda açısında oldukça çok fakir. Yazın havaların ısınmasıyla beraber beden bir de hareketle beraber sıvı kaybederiz. Onun için de evrim süreci yazın daha çok sıvıyı su olarak almaksızın tüketeceğiniz meyve ve sebzelerin içindeki olan sularla vücudun hem bu sıcaklığı kompanse edecek alacağınız sıvılarla vücut sıvı seviyenizi dengeleyecek hem de metabolizmanızı ona uygun çalıştıracak imkanlar sunuyor. Onun için mevsimde doğru beslenmek önemli, mevsimde yetişen gıdaları tüketmek önemli ama bu da şu anlama gelmiyor. Yaz aylarında gün dolayısıyla ışıkta faydalanmamız, güneşte faydalanmamız çok daha uzun bir zaman dilimini alıyor. Geceler daha biraz kısalıyor. Dolayısıyla günün birçok zaman dilimi dışarıdayız. Ve vücudumuz da dışarıdaki almış olduğu ışın ve güneş ışınına göre de kendi vücut çalışma sirkadını belirliyor. Biliyoruz ki güneş batımından 2 saat sonra bağırsaklar büyük faaliyetlerini %70-80 durumunda azaltıyorlar. Ama bu şu anlama gelmesin. Yazın güneş 8'de 9'da kararıyor. O zaman saat 11'de de yemek yiyeyim. Dolayısıyla bu kadar da değil. Çünkü sizin devamında muhakkak ve muhakkak kaliteli de uyumanız gerekiyor. Ve uykunun da en optimal REM fazı bilimsel yapılan çalışmalarda özellikle 11.30 ile 2 arası. Yani siz 11'de yemek yerseniz onun üzerine bir kaliteli uyku uyumanız pek de mümkün değil. Evet, söylediğiniz çok önemli hakikaten. Güneşe aslında aldanmayacağız yazında yemek yerken. Peki Büşra Hanım, sizden de bu yaza girerken şok diyetler, işte mucize, besinler, bunları hep görürüz yaza girmeden önce. Siz bu konuda yapılan yanlışlarla ilgili neler söylersiniz? Şimdi öncelikle şunu söylemek istiyorum. Kış aylarında tabii ki havalar soğuk olduğu için vücutta yağ depolanması
mak istiyor otomatik olarak yani. Bu sebeple iştah artıyor. Ama yaz aylarına geldiğinde metabolizma bir miktar hızlanıyor. Bu bizim iştah kontrolümüzde biraz pozitif etki sağlayabilir. Beslenme ve şok diyetler konusunda ise hocamın dediği gibi yazın işte denize gideceğim, tatile gideceğim gibi fazlaca böyle bir beden kaygısı oluşuyor. Ama şok diyetlerde kısa süreli çok fazla kilo kaybettiğimizde bu kiloyu da geri almak çok hızlı oluyor. Aynı zamanda kaybettiğimiz kilo yağdan değil kastan oluyor ve bu da metabolizma hızımızı uzun vadede yavaşlatıyor. Bu sebeple çok sağlıksız aslında. Yalnızca yaz yaklaşırken değil, her zaman ideal kilomuzda olmamız lazım ve bu kilo kaybı işini biraz zamana yaymamız gerekiyor. Evet, aslında belki yazdan birkaç ay önce de hani en azından yazın zayıf olmak istiyorsak bunu birkaç ay önce başlatmamız gerekiyor. Yani özellikle Büşra'nın hanımın belirtmiş olduğu çok önemli bir şey var. Kış aylarında hareketsiz kaldığınızda, hele hele bu pandemiyle beraber isteseniz de jimlere gidemiyorsunuz, spor komplekslerine gidemiyorsunuz, oralar da kapalı olduğu için hareketsiz kaldığınızda kas kütlesi çok hızlı bir şekilde eriyor ve dolayısıyla yağ kütlesi artıyor. Sizin kas kütleniz ne kadar az ise metabolizmanız o kadar yavaş çalışıyor. Dolayısıyla beden kendi hem ısı seviyesine bir düzensizlikler yaratıyor hem de kolay kilo alıyor. Oysa ideal olan siz şok diyet yaptığınızda, şok diyetlerin çoğunda baktığınız zaman ya vücutta sıvı kaybettiriyorsunuz ya da kas yakıyorsunuz. Çünkü yağ hızlı yakmak pek mümkün değil. Şöyle düşünün. 1 kilo yağ 10 bin kalori. Dolayısıyla eğer siz bir hafta içinde 4 kilo yaktığınızı söylüyorsanız 40 bin kalori eforda yağda yakmanız pek de mümkün değil. 40 bin yani kalori yani 4 kilo yağdan ancak ve ancak nitelikli terleyerek günde 4 saat güç ağırlıklarla eforla sarf ederseniz yağda yakabilirsiniz. Ama kası çok kolay eritebilirsiniz hareketsizlikte ve vücutta sıvıyı çok daha kolay kaybedebilirsiniz. Türk insanı zaten yeteri kadar su içmiyor. Dolayısıyla şok diyetlerin çoğunda da almış olduğunuz ürünlerde vücut metabolizmasını hızlandırma iddiasıyla aslında idrar sökücü. Özellikle çünkü bizim bedenimizin %70'i su. Onun %2'sini attığınızda bu yaklaşık bir hafta içinde 4-5 kilo ediyor. Dolayısıyla hızlı verilen o şok diyetlerin hepsi sıvı kaybı. Vücudunuza ne kadar suyu hızlı bir şekilde atarsanız bu hücrelerinin kendi içinde biyolojik anlamda beslenmelerini ve vital gıdalarla beslenmesini olumsuz yönde etkiliyorsunuz. Ve şok diyetler sonrası kız çocuklarında meydana gelen regl düzensizlikleri, kadınlarımızda ortaya çıkan, daha önce olmayan ortaya çıkan baş ağrıları. Çünkü dehidratasyon hemen gerinti baş ağrısı yapar. Birçok insan diyor ki yaz ayları geldi benim baş ağrılarım başladı. Sadece güneş ışınıyla ortaya çıkan baş ağrısı değil. Dehidratasyon yani susuzluk eşittir karşımıza en ilk verdiği bulgulardan bir tanesi baş ağrısıdır. Dikkat eksikliğidir ve konsantrasyon eksikliğidir ve de mümkün mertebe tatlıya, şekerli içeceklere ihtiyaçtır. Yaz mevsimiyle beraber insanlar havalar ısındı diyor. Gereğinde fazla şuursuzca dondurmaya saldırıyor. Evet oradaki kalorin tek başına sorun değil ama içindeki olan şeker ciddi bir sorun. Meşrubatlara saldırıyor serinlenmek adına. Onun içindeki şeker had safhada vesaire. Peki hocam kilo başına 40 mililitre diye daha önce de çok söylediniz. Peki yazın da bu oran aynı mıdır? Ya şimdi 40 mililitre kilo başına ihtiyacınız olan su. Terliyorsanız kaybettiğiniz ayrıca yerine koyacaksınız. Spor yaptınız terlediniz. Onu ayrıca yerine koyacaksınız. Saunaya girdiniz terlediniz. Oradaki kaybettiğiniz sıvıyı ayrıca yerine koyacaksınız. 40 mililitre normal günlük aktivitasyonunuzu yaptığınızda aşırı herhangi bir terleme olmaksızın, buharlama olmaksızın hatta kışın bile ona ihtiyacınız var. Minimum yani aslında evet. 40 mililitre. Peki hocam yazın biz daha mı az yiyoruz? Yani herkes daha enerjikmiş gibi geliyor aslında yazın. Yani güneşin bize getirdiği ekstra bir enerji var mı? Siz nasıl gözlemliyorsunuz? Değerli mineral eser elementler kalorinden çok daha kıymetli. Yani biz genelde hep beslenmeyi işin kalori hesabına indirgiyoruz. Dolayısıyla yazın mevsiminde meyve ve sebze tükettiğiniz için hele bir de organik ve doğal ürünler tüketiyorsanız
kışın alamadığınız vücudunuzun ihtiyacı olan eser elementleri, besleyici vital maddelerden fazlasını elde ediyorsunuz. Bu da kaslarımızın veya hücrelerimizin içindeki bulunan mitokondriyanlar, enerji üreten yerler. Burada daha bedenin çok daha kolay enerji üretmesine neden oluyor. Ve vitamin mineral seviyeniz iyi ise serbest radikallere karşı vücut daha iyi mücadele ediyor. Bu da size bir enerjik veriyor. Enerjideki kasıt yağ almış olduğunuz kaloriden ziyade besleyici ürünler. Onun için atalarımız evrim sürecinde belki bir öğün yiyorlardı ve hiçbir zaman da bugün yediğimiz kadar zengin kalorili gıda tüketmiyorlardı. Ama kendi floralarına uygun, kendi bedenlerine uygun yaşadıkları bölgedeki gıdayı tüketiyorlardı. Yani bir yediğimiz muz binlerce kilometre bir transport mesafesine gelmiyordu. Bir biber öyle. Dolayısıyla bir hafta önceki o kamyonun içinde hangi taşıt, kimyasal bir şey mi taşıtıldı? Ve meyve ve sebzelerin birçoğu olgunlaşmadan kopartılıyor. Ama yaz mevsiminde sizin bunları doğal ve olgunlaşmış oranda tüketme şansınız var. Evet. Peki Hüseyin Hocam sebze meyve tüketiminden bahsetti. Şimdi ben düşündüğümde 9 porsiyon sebze mümkün mü böyle bir şey diyorum. Çünkü benim porsiyon algım farklı. Gerçekten böyle bir şey mümkün mü? Porsiyonlar kaç olmalı ve porsiyon boyutu nedir? Şimdi aslında şöyle 9 porsiyon evet birazcık fazla. Belki hani o kişinin tabii ki burada ihtiyacı çok önemli. Sizin ihtiyacınızla çok uzun boylu bir erkeğin ihtiyacı aynı olamaz. Ama ortalama olarak sebze ve meyve toplam biz 5 porsiyon diyoruz. Hani bunun 1-2 porsiyonu meyve gibi düşünülüp 3 porsiyon sebze gibi, yani sebzeden kastım salata, sebze yemeği şeklinde olabilir. Burada da özellikle hani mümkün olduğunca renkli, çeşitli sebzeler tükettikten sonra bir kase yemeniz hani her öğünde yeterli olacaktır. Ama tabii bu sebzeleri pişirmemek, çiğ tüketmek, rengarenk sebzeler kullanmak artı bir pozitif etki sağlar. Evet, artık aslında yeni trendde filizlenmiş işte böyle evet, bakliyatları evet, kullanıyorlar. Her şeyi filizlendiriyorlar artık. Böylece probiyotik özelliği artıyor. Sindirimi kolaylaşıyor. O yüzden tabii ki çok etkili. Ama tabii ki bu porsiyon konusunda kişiye özel farklılıklar olabilir. Çünkü kişi bir inşaat işçisidir. Sürekli fiziksel olarak aktiftir. Onun tabii ki kalori ihtiyacı ve porsiyonlaması çok farklıdır. Ama bizim gibi masa başı çalışanlar için bunlar biraz daha miktarlar düşük olabilir. Evet. Öyle hocam, aslında en çok şikayet ettiğiniz şey sürekli yemek yemeye alıştıran bir sistem olduğu. Şimdi 9 porsiyonu görünce de insanlar sürekli ara öğünde... Şimdi o 5 ya da 9 porsiyon dediğinizde günün 9 kez onu yiyin anlamında değil. Evet. Dolayısıyla siz eğer hem sıcak bir zeytin yağlılığından yapılan bir sebzeli yemek yiyorsanız, yanı sıra salatanızı tüketiyorsanız ve bunun yanı sıra da özellikle mevsimde uygun bir meyve alıyorsanız 3,5 porsiyonluk sebze meyveyi bir öğünde almış oluyorsunuz. Bu porsiyon dediğinde sizin karnınızı doyuracak bir yemek değil. Örneğin meyve için avucunuza sıcak bir elma bir porsiyon kasıt. Yani dolayısıyla bu kiraz dediğinizde bir porsiyon şu kadar. Yani malta eri dediğinizde 3 tane, kayısı dediğinizde 3 tane. Bir tabak dolayısıyla, değil yani bir porsiyon. Dolayısıyla buradaki porsiyondaki kasıt onu doyacağın kadar ve dolayısıyla tabak dolusu ye anlamına gelmiyor. Onun için buradaki porsiyon kavramını bir kere tanımlamak gerekiyor. Ve bizim non-stop yemek yememiz de gerekmiyor. Yani son 50 yıldır özellikle Amerikan kültürünün, Hollywood'un dünyaya adapte ettirmeye çalıştığı 3 artı 2 ya da 3 yemek yedi. Çünkü bu konuda da maalesef meslektaşları, diyetisyenlerin biraz böyle bir tarif ettikleri geçmişten kaynaklanan bu yaklaşımlar var. Bunlar ne insan fizyolojisine uygun ne de geçmiş kültürlerde gelen beslenme alışkanlığı bu. Yani bizim genetik mirasımız bugünden yarına değişmiyor. Yani genetik anlamdaki değişiklikle adaptasyonun 1000 yılda bir %1 bir fark meydana geliyor. Dönüp baktığımızda 100-150 yıl önce atalarımız sadece bir öğün yemek yerlerken, günde 20-30 kilometre hareket ederlerken, hiçbirinin akşam güneş battıktan 2 saat sonra oturup da elektriği, lambayı yakmadığı gibi sabah güneşin doğumuyla hayata başlarken, bugün hem bizim gün
günlük periyodumuz, fiziksel periyodumuz farklı. Işık olduğu için akşam saat 12-1'lere kadar oturduğunuzda bu beden için pek de fizyolojik değil. Dolayısıyla bir de kalorin çok daha fazla ön plana çıkarıldı. Hayvansal gıda tüketilmede çok arttırıldı ve bu gıdaların çoğu da dolayısıyla hayvanlar, yani bir kilo etin oluşmasında doğaya verdiğiniz zararın haddi hesabı yok. Yani bir kilo etin oluşabilmesi için bir danada ne kadar su içecek, ne kadar bitki tüketecek, hiç evrim sürecinde de uygun değil. Yani bizler de et obur canlılar değiliz. Yani günlük tükettiğimiz kalorinin maksimum %10'unu oluşturmalı toplam protein. Yani bu hem hayvansal hem bitkisel proteinin toplamını %10'unu oluşturması. Ham Antep'e gittin, Adana'ya gittin, canın et istedi. %15'ten olsun o gün, ama bu her gün olacak bir şey değil. Günün 3 porsiyonu et yiyecek olduğunda vücut asitleştiriyor, vücuda bir sürü sıkıntı yaratıyor ve hem ekolojik değil doğa için, hem bizim bedenimiz için de pek ekolojik değil. Peki bu kavun karpuzla ilgili özellikle sormamı rica ettiler. Yani biz bunu nasıl tüketmeliyiz diye. Şimdi öncelikle biz meyveleri yemeğin üzerine tüketmeyi önermiyoruz. Yani genelde Türk sofralarında yemek yedik, şimdi meyve yiyelim. Öncelikle bu çok yanlış. Ve tabii ki akşam saatlerinde de tüketmemek lazım. Mümkünse kavun, karpuz dahil bütün meyveleri gün içinde tüketmeliyiz. Porsiyon konusunda geldiğimizde nasıl elma için bir avuç içi diyoruz, işte kiraz için bir avuç içi diyorsak, kavun karpuzda da 3-4 küçük üçgen ya da böyle ince bir yarım ay şeklinde düşünebiliriz bir porsiyona. Ama hani günlük toplamda 2 porsiyona çıkılabilir. Çok bir problem olmaz. Kavun karpuzu şimdi yerken çok kolay olduğu için onun ucu kaçabiliyor hocam aslında. Evet, ve içinde de fruktoz oranı var. Sudan çok daha zengin. Doğru beslenirse bir sıkıntı olmaz. Doyurucu özelliği de fruktozu, mesela glukoz gibi değil. Yani üzümü fazla kaçıramazsın. İçinde glukoz var. Belli bir noktadan sonra size tokluk refleksi verir. Ama diğer fruktoz içeren meyveleri tükettiğinizde pankreas direkt onu parçalayacak enzim yeteri kadar üretemediği için, kontrol edemediği için, bir hormon, insülin tarafında da bir parçalanamadığı için sistem bir tokluk refleksi de geç ortaya çıkıyor. Onun için genel kanı şu, bilimsel olan, ağır yemeklerden önce salatanızı, meyvenizi yemeniz ve salata ve meyvelerin içindeki canlı eser elementlerde, vitaminlerde, minerallerde, enzimlerde faydalanmanız ve onun üzerine yiyeceğiniz gıdanın o sindirimini daha kolaylaştırmasınız. Ama bizde Türkiye'de nedir? Önce çorba, sonra ağır yemek, daha ağır yemek gitmeden belki tatlı, tatlıdan sonra da meyve. Dolayısıyla non stop. Onun üzerine çay bitmiyor çay yani. Çay olabilir. Yani çaydaki, eğer siz litrelerce çay diye bir çay içiyorsanız her yemekten sonra bir çay çok daha rahat. Hem vücutun sıvıdan ziyade rahatlatan, bir sindirimi kolaylaştıran bir özelliği var. Ama bana göre Akdeniz mutfağını çok dikkate almak lazım. Benim için eğer menünün bir yerinde meyve varsa yemekten önce, salatadan önce meyve. Evet, buradan da o zaman öneriniz olsun hocam. Peki meyve programı hazırlanırken kitaplarınızın dışında da bazı kaynaklara baktım. Burada işte meyvenin yanında süt ve süt ürünleri tüketimi vardı. Bunun bir etkisi var mıdır? Doğruluk payı nedir hocam? Yani normal koşullarda eğer doymak için yiyorsanız tüm gıda türlerinin, yani karbonhidrat, proteini ve bir arada olması, tahıl ve liften de zengin olması önerilen bir şey. Ama meyveyi bir ara öğün gibi düşünüyorsanız, karın doyurmak değil sadece lezzet açısından, çünkü kış ayı boyunca görmediğiniz ve çok özlediğiniz, çok sevdiğiniz bir meyveyi gördüğünüzde bahçeye girip şuursuzca karın doyurmak değil ve dolayısıyla onun lezzetine bakmak. Hele önümüzdeki günlerde bir İç Anadolu'ya ya da Akdeniz'e gittiğinizde, bahçeye girdiğinizde birçok meyve türünün eş anlamlı yetiştiğini görüyorsunuz. Evet, biraz incir geç yetişir ama diğer bir meyve türü şu an yetişmiş durumda.
O zaman her birini birkaç tane yiyebilirsiniz. Sistem bunu kompanze eder. Ama alıp kilolarca tüketirseniz beden aslında ciddi bir handikap. Yoğurt her meyvenin yanında meyveyle beraber tüketilebilir. Ama Türk toplumunda örneğin bizde kavun ve karpuzun yanında peynir tüketimi çok fazla. Peynir belli miktarda tüketilmesi meyveyle kompanze edilebilir. Ama peynir dozunu arttırdığınızda onun yaratmış olduğu asiteyi kompanze etmeyecek. Meyve tek başına onu kompanze etmez. Yanına sebze de koymanız lazım. Sebze koyarsanız onu kompanze eder. Yanında salata varsa. Ama sadece peynir, karpuz sorun. Evet. Peki hocam peynir konusunda da Hüseyin hocam çok burada hassassınız tüketimiyle ilgili. Özellikle kaliteli peynir dediğiniz şeyin içinde ne olmalı? Yani nasıl bir peynir olmalı? Bir kere süt tozunda yapılan bir peynirden uzak duracaksınız. İki, tüketeceğiniz peynir türünü eğer bir organik ve çiftlik ve dolayısıyla işlenmesi çok fazla olmayan mozzarella örneğin iyi bir peynir türü. Taze yapılmış olan süzme yoğurt sonrası ortaya çıkan peynirlerin tüketimi iyi. Ya da çok kaliteli bir kaşar ölçüyü kaçırmadığınız sürece önemli. Ama bazı peynir türleri var bozulmasın diye içinde tuz oranının çok daha fazla olduğu ve bir biçimde de o peynir suyunun kimyasal tuzlarla sulandığı ve bunlar vücutta hem ödem yaratıyor hem de sizi çok susandırıyor ve hele hele yaz aylarında bir de yeteri kadar su içmeyen bir toplumsanız gerene fazla da bir de tuzu alıyorsanız bu vücutunuzdaki susuzluğu daha da bir yerleşmesine neden oluyor. Peynir tüketilebilir çok seviyorsanız dozunda kanaatinde yanında sebze olmazsa olmazı. Tabii ki yaz aylarında karpuzun yanında peynir yiyebilirsiniz ama yanına muhakkak salata da koymanız lazım. Evet. Peki Büşra Hanım'a hemen geçelim. Burada aslında kalori bombardımanı açık büfelerden bahsetmek istiyorum. Çünkü o kadar güzel hazırlanıyorlar ki hakikaten hemen her şeyi almak istiyoruz. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? O tatlı bölümünden nasıl uzak durmalıyız? Şimdi öncelikle tabii ki orada büfeleri çok güzel bir görsel dizaynda hazırladıkları için insanın her şeyden yiyesi geliyor. Işıklanma. Evet, artı ışıklardan. Ama şöyle bir durum var. Zaten o aldığımız birçok yiyeceği açık büfede yiyemiyoruz ve birçoğu aslında ziyan da oluyor. Bunları düşünerek ihtiyacımız olan kadarını almamız lazım. Ve zaten yemekleri yavaşça çiğnediğimizde, yavaş yemek yediğimizde tabağımızın birçok kısmını sebzelerle, salatalarla doldurduğumuzda istesek de ana yemeklerden çok fazla yiyemeyiz. O yüzden ben hep şunu söylüyorum. Önce tabağımızın büyük bir kısmını sebze ve salatalarla doldurarak az miktarda yemek almamız lazım. Hani yavaş yedikten sonra o tokluk hissi hala gelmiyorsa belki tekrar kalkılıp hani birkaç çeşit daha yemek alınabilir. Tatlı konusunda ise biz hiçbir zaman çok katı yasaklar koymuyoruz. Hocamız da hep der yani önemli olan miktar. Ne kadar yediğimiz, ne zaman yediğimiz. O sebeple hani tatile gittiniz, 5 günlük bir tatil, 1-2 gün kaçamak yaptınız. Çok bir problem değil. Hareket ediyorsak, yüzüyorsak, yani fiziksel olarak aktifsek. O kadar çok kafaya takmaya gerek yok. Ama tabii ki bu her gün bu tatlıları, zararlı yiyecekleri yememiz anlamına da gelmiyor. Dengeli tutmak lazım. Evet aslında hocam burada işte Büşra Hanım çok güzel bahsetti. Sabır önemli. Şimdi orada brokoli duruyorken işte ya da işte tatlı duruyorken kimse brokoliyi almıyor. Yani biz burada nasıl yeteceğiz kendimizi? Yani bedeni disipline etmek mümkün ve dolayısıyla tokluk refleksi midenin de aldığımız gıdanın hacminden ziyade zamanla ilişkili bir şey. Bunu en iyi kollamanın yolu hele de yaz aylarında çoğu kez açık büfede yoğurt da var, cacık da var. Dolayısıyla çorbaya, yemeklere saldırmadan önce yemeğe gideceğiniz vakit önce suyunuzu için sonrasında ya bir kase yoğurt ya bir kase cacıkla başlayın. Önce bir 5 dakika durun. Sonra gidin büfeye bakın canınız ne çekiyor. Gerçekten ihtiyacınız olanınızı alın ve yiyin. Çünkü eğer biraz yoğurt ya da cacık tüketmişseniz sistem hem bir biçimiyle hazmı kolaylaştıracaktır
hem de beyine belli bilgileri gönderdiği için sizin kendiniz için doğru olan gıdayı seçmenize de yardımcı olacaktır. Evet. Peki Büşra Hanım, burada smoothie'ler, işte dondurmalar vesaireler biraz hem buzlu hem soğuk olduğu için yazın çok fazla tercih ediliyor. Burada kendimizi nasıl kontrol etmeliyiz ya da bize özel hazırlayabileceğimiz tarifleriniz var mı bununla ilgili? Şimdi şöyle söyleyeyim. İnternette, sosyal medyada birçok smoothie tarifi var ama bunları doğru hazırlamak lazım. Öncelikle bir oran var. Yani yaptığımız şey çok meyve içeriyorsa, yani bir yaptığımız smoothie'de 4 porsiyon meyve varsa bu faydadan çok zarar sağlar. Yani biz bunun oranını bahsederken genellikle %70-80 sebze, %20-30'lu kısmı meyve olmalı diyoruz. Yani bu hazırladığımız içeceklerde... Hatta 1/4. Evet, evet. Yani. Evet, 1/4 oranda olmalı. Evet, ortalama olarak. Yani mümkün olduğunca sebzesi yüksek, meyvesi düşük olmalı. Ve bunları seyreltmek için su kullanılabilir, maden suyu kullanılabilir, buz tarzı, kullanılabilir. Evet. Bunlarda bir sıkıntı yok. Tabii ki yazın daha böyle ferahlık sağlaması için salatalık, mesela maydanoz, limon gibi besinler bu smoothie'lere katılabilir. Hem lifpos salımını arttırmış oluruz, hem vücudumuza alkali besinler gelmiş olur, daha faydalı olur. Yani çok meyveli olanlardan ziyade dediğim gibi sebze ağırlıklı hazırlayıp suyla yine seyreltmemiz lazım. Ve tabii ki burada hazırladığımız smoothie'lerin biraz lifli posalı kalması gerekiyor. Yani tamamı... Tek suya dönmemesi. Evet, evet, yani sadece soğumaması lazım. Dondurma konusunda da şöyle, yine dediğim gibi haftada bir gün, iki gün şeker eklenmemiş meyve dondurmaları tercih edilebilir. Ya da evde yoğurtla meyve karıştırılıp, dondurulup, belki çok az bal eklenip böyle evde de tarifler hazırlanabilir. Evet, aslında hocam siz de biraz önce bahsettiniz, bu içecek konusunda da aslında gizli kalori. Bir şey yemediğimizi zannediyoruz ama tüketiyoruz yazın. İçecek konusunda sizin önerileriniz var mı? Ne tüketmeliyiz? Örneğin maden suyunu kaç tane önerirsiniz? Bu çok merak da ediliyor. Tüm su ihtiyacınızı maden suyuyla karşılayabilirsiniz. Hmm. Kastettiğim soda değil, gerçek maden suyu. Hmm. Yani özellikle maden suyu klasik suyla kıyasladığınızda birçok artıları da var. Çünkü içinde mineralden zengin, vücut ihtiyacımızı yerine koyacak. Kaldı ki yazın terlemeyle beraber de bazı mineralleri kaybediyoruz. Maden suyu bunu çok daha yerine koyar. Bize daha çok maden suyu sindirilenmeyen gıdayı sindirmek gibi algılanır. Su ihtiyacınızı maden suyunda sağlayabilirsiniz. Dolayısıyla orada bir sorun yok. Kabaca diyebiliriz ki örneğin maden suları suyun kategorisine baktığımız zaman yağmur suyu ve birikinti sular var. Bunlar çiğ sular. Çünkü doğadaki tatlı su kaynaklar suyu oraya çıkan en az 1000 yaşında sulardır. Onlar belli bir katmanla süzülüyor. Toprakta belli katmanlarda geçiyor. Her geçtiği bir katmanda farklı bir zenginliğe, bir temizliğe tabi oluyor ve alta geldiğinde de enerji açısından yoğun olan su çok rahatlıkla yüzeye çıkabiliyor ve en ufak bir alan bulduğu zaman çıkabiliyor. Maden suyu ise baktığımızda en çiğ maden suyu en az 5000 yaşında bir sudur. Yani daha olgundur. Onun için minerallere temas ettiği için çok daha içinde mineralleri daha taşıyor. Bir de içme ve ilicelerde o acı sular var. Onlar da maden suyun çok daha en az onlarda 2000 yıl daha yaşlı sular. Daha mineral, daha zenginleşmiş sular. Onun için de onların su ihtiyacından ziyade detoks etme özelliği var. Acı olduğu için içinde mineral açısından kükürt ve magnezyum oranı yüksek olduğu için ondan fazla tükettiğiniz zaman ishal olursunuz. Dolayısıyla detoks edici özellikleri var. Maden suyunun böyle bir özelliği yok ve son derece de faydalı bir su ve yazında bolca tüketilebilir. Meşrubatlarda uzak durmak lazım. Özellikle biraz önce büfelerden söz ettiniz. Orada sıkma portakalların çoğu birebir portakal. Ya içinde şeker var. Çünkü belli bir tatlandırdığınızda size onu daha çok içirtecek, limonata özelliği taşıyan. Yazın oysa portakal mevsim anlamda yaz meyvesi değil.
daha çok bir kış meyvesi. Evet. Ve onu içecekseniz de en azı birebir sulandırmanız lazım. Yani en masumu da o aslında. Peki hocam, yazın cildimizin beslenmeye ihtiyacı var mı? Bronzlaşma konusunda neler söylersiniz? Hazır sizi bulmuşken soralım. Tabii ki derimiz çok önemli. Bizim dışarıya olan, temas eden en kıymetli organımız ve dolayısıyla hem bizi dışarıdan koruyan hem aynı zamanda da Almanların tamamlayıcı tıp yaklaşımında deri ve cilt için üçüncü böbrek diyorlar. Bir de arınma özelliği sağlıyor. Yakmamak gerekiyor. Dolayısıyla güneşe çıkmak kıymetli ama bunun mümkün mertebe güneşin yaktığı zaman diliminde öğlen sıcağında çıkmamak lazım. Eğer bir metropollerde bir yazlığa gidiyorsanız ve dolayısıyla açık havada kalacaksanız gündüz belli aralıklarla çıkarak, vücudu adapte ederek, başlangıçta muhakkak ve muhakkak korunma kremleri kullanarak, nemlendirici kremler kullanmanız lazım. Çünkü güneş ışığına maruz kaldığınızda sadece orada ciltin rengini değişmesi, bronzlaşmasına değil, hakeza eğer deri altında bazı oluşumlar varsa onların kanserleşmesini de kolaylaştırabiliyorsunuz. Çünkü ultraviyole ışın pek de masum bir ışın değil. Sadece deri için değil, gözler için de öyle. Onun için yazın muhakkak ve muhakkak su veya ışığa maruz kalacağınız bölgeye gidiyorsanız güneş gözlüğü kullanmanız lazım. Bu kullanacağınız gözlüğün de ucuz bir şey olmaması lazım. Dolayısıyla her güneş gözlüğü o filtreleme yapmaz. Bazıları ise sizde nasıl olsa güneş gözlüğüm var deyip yatarsınız ve gözlerinize retinada bir de hasar yaratırsınız. Orada kuruma başlar. Onun için ciltimizi koruyacağız ve mümkün mertebe sabah 8-11 arası ilk gittiğinizde yarım saat zaman dilimi kalmak, sonrası gölgeye geçmek, yüzüyorsan orada bir sorun yok. Öğlen sıcağında kesinlikle güneşli ortamdan biraz uzak kalacaksınız. İlk 2-3 gün belki yarım saat ile bir 90 dakikalık zaman dilimler, yani 3 kez yarım saatlik ama çok da vücudu yakmayacak durumda bedeni biraz ışığa maruz bırakırsanız ve koruyucular kullanırsanız, başlangıçta belki yüksek koruyucu faktörlerle 50 ile başlayıp sonra 15'lere kadar inebilirsiniz. Yani vücudu adapte etmeniz lazım. Bu neye benziyor? Bir maraton koşusuna benziyor. Siz bir çırpıda kalkıp 20-40 kilometre koşamıyorsunuz ama önce 5 kilometre, sonra 10 kilometre, sonra 20 kilometre ve sonra da iyi antrenman yapmışsanız 40 kilometre koşabiliyorsun. Bir çırpıda gittim, nasıl olsa güneşi gördüm, saatlerce oturduğunuzda derinin buharlaşmasıyla sıvı kaybetmesiyle beraber neredeyse 2-3. derece yanıklar meydana gelir. Görünmeyen kadar içeride ekstraseller alanda bağ dokusuna büyük hasarlar yaratır. Evet. Bir diğer konuysa alkol tüketimi. Aslında birçok programımızda alkol tüketiminle ilgili Hüseyin Hocam da çok güzel vurguladığı alanlar oldu. Yazın aslında alkol tüketimi birazcık daha artıyor ve onun yanında da aslında tükettiğimiz şeyleri fark edemeyebiliyoruz. Bu konuda nelere dikkat etmeliyiz? Kişiler alkol aldığında yanında genelde çok miktarda çerez, kızartma, meyve tüketiyor. Öncelikle alkol tüketilecekse aslında yanında atıştırma yapmamak lazım. Çünkü alkol çok ciddi bir enerji kaynağı. 1 gramında ortalama 7 kilokalori bir enerji var. Bu sebeple birincisi yine çok geç saatlerde tüketmeden, yanında bir şeyler atıştırmadan tüketmek lazım. Ve daha masum olanları, örneğin şarap. En azından biraz antioksidan kapasitesi yüksek. Yani daha böyle kalorili içkiler yerine 1-2 kadeh şarap tüketimi daha masum olacaktır. Ama dediğiniz gibi yaz aylarında alkol tüketimi çok arttığı için bu kilo alımını veya artışını tetikleyebiliyor. Ve alkol çok ciddi su tutan ve ödem yapan bir şey. Alkol aldığımızda da ekstra su tüketimini arttırmamız lazım. Evet, peki hocam siz neler söylersiniz alkol konusunda? Alkol çoğu kez bir boş kalorin, tokluk refleksi vermez ve dolayısıyla ölçüyü kaçırdığınızda sadece kilo olarak dönmez. Karaciğerde de ciddi bir toksik yüklenmeye neden olur. Karaciğerde yağlanmaya giden bir süreci tetikler. Özellikle yaz aylarında da en masummuş diye bilinen,
Eğer siz ölçüsüz bir şekilde sabah birayla başlarsanız, devamlı diğer alkollerle giderseniz çok sıkıntı yaratır. Onun mümkün mertebe keyif alınan bir kadede bir sorun yok, ama her şeyin dozu önemli olan. Çoğu kez insanlar biraz alkolü şundan daha çok istiyorlar. Yazın belli arkadaşlar bir araya olduklarında alkol almadan nitelikli sohbet edilemiyor. Alkolce belli bir süre sonra dilin kontrolü ortada. Sağlıyor. Bunun relaksasyonu konuşmanız için alkole ihtiyacınız yok. Kendinize barışıksanız her ortamda konuşabilirsiniz. Evet. Çok teşekkürler. Çok keyifli bir sohbetti aslında. Yaza girdiğimiz şu aylarda da eminim ilaç gibi gelecektir herkese. Ağzınıza sağlık. Bugün yaz aylarında nelere dikkat etmeliyiz, neleri tüketmemeliyiz, bunları konuştuk. Haftaya tekrar görüşmek üzere. Şimdilik hoşça kalın.